nereden geldik, neden varız, biz kimiz gibi insanın var olduğundan beri sorduğu çok temel sorular var. Bunlara artık felsefi değil ya da şahsi fikirlerimizi değil, bilimsel açıdan cevaplayabilmeye başladık bu soruları. Canlılık bir noktada başladı ve günümüze kadar geldi. Bu alanı inceleyen bilim dalı günümüzde biyoloji. Peki canlılık, cansızlıktan yani ilk canlılık nasıl oluştu? Burada devreye kimya giriyor, biyokimya. Önce biyokimya giriyor iki alanın arası. Ondan sonra daha geriye gittiğimizde o kimyasal tepkimeler, kimyasalların oluşumu vesaire. Kimya bir diğer temel bilim dalı giriyor. Daha geriye gittiğimizde bu kimyasallar nasıl oluştu? İşte yıldızlara ya da elementler nasıl oluştu? Yıldızlara ulaşıyor boyut, yıldızlar nasıl oluştu? Fizik devreye girmeye başlıyor. Önce fiziko-kimya, sonra fizik. Dolayısıyla kademeli olarak baktığımızda böyle tam bütün varoluşun basamakları temel bilim dalları tarafından tutulmuş vaziyette ve araştırılıyor halde. Açıkçası insanın bu varoluşu falan anlayabilmesinin tek yolu bilim aslında. Dolayısıyla bilimin öğrenilmesi, bilimin öğretilmesi çok daha büyük önem arz ediyor bu durumda. İnsanlar evrenin ve doğanın ve dünyanın genel olarak böyle sade olmasını, açıklanabilir olmasını istemiyorlar. İçlerinde hep böyle bir mistik, gizemli bir tarafı olmasını istiyorlar bu konuların içinde. Hep böyle bir yan olsun istiyorlar. Bu da gayet anlaşılır aslında. Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren, daha yeni doğduğumuz zamanlardan itibaren kültürümüzden gelen birçok masalla büyüyoruz. Bu masalların birçoğu aslında hani çocuk masalları diye geçen işte Cinderella'lardır, bilmem nelerdir vesaire gibi masallar. Hep böyle büyülü bir dünya kuran, işte mesela çizgi filmlere baktığımızda hep beynimizi bu yönde mistik ve böyle hayal gücünü teşvik edecek şekilde destekleyen masallar. Bir de büyüdükçe büyükler için olan masallar var. Büyük kısım da orada devam ediyor. Yani ömrümüz boyunca aslında büyüdükçe masalların içerisinde kalıyoruz. Beyin buna şartlanıyor. Doğduğundan beri gördüğü her şeyin arkasında işte bir mantara baktığında arkasında şirinleri görmeyi bekliyor mesela. Dolayısıyla bu bağlantılar beyinde çok küçük yaştan kurulduğu için büyüyünce de bir şeyin sade olması ona sıkıcımış gibi geliyor. Halbuki bu çok yanlış. Çünkü bilimi gerçekten bilen biri aslında bilimin bu peri masallarından bile ilginç olduğunu görebilecektir. Ama insanlar bunu görmüyorlar. Bilim denince işte ağaca bakıyor, ağaç işte. Ama bir şey olmadığını zannediyor arkasında. Halbuki evrimsel biyoloji açısından, botanik açısından, birçok farklı bilim dalı açısından incelediğin zaman bir ağacın ne kadar ilginç olabileceğini görüyorsun. İşte insanlar bunun derinine inmedikleri için o masalla kendilerini avutmaya çalışıyorlar. İşte metafiziğe kayıyorlar bu yüzden. İşte ruhlar, periler, cinler, pörtüler, püsürler, bir dolu garip garip işte şeyler peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İnsan düşünüyor, dolayısıyla çok üstün. O zaman diğer hayvanlar düşünmüyor. Demek ki çok gerideler falan gibi şeyler var. Bunun günümüzde böyle olmadığını biliyoruz. Bütün hayvanlar düşünebiliyor. Bütün yani beyni olan bütün hayvanların belli bir zekası da var. Düşünme, algı, becerileri var. Ancak bunlar tabii ki çok kapasitesi bir insana göre daha düşük durumda. Bu tıpkı şeye benziyor. Çita. Çita ne? Karaların en hızlı koşan hayvanı. İşte kartal ne? Gökyüzündeki en güçlü görüşe sahip olan hayvan. Şimdi çita hızlı koşabiliyor diye diğer hayvanlar koşamıyor demek gibi bir şey. İnsan zeki diye ya da en zeki diye diğer hayvanlar zeki değil, zekaya sahip değil demek. Ya da kartal görebiliyor diye diğer en iyi görebiliyor diye diğer bütün hayvanlar hiçbir hayvan göremiyor demek gibi bir şey. Dolayısıyla egomuz bizi çok üst konumlara çıkardı bunca zaman. Biraz da bunda felsefenin de payı var. Hep o düşünen insanlar tabii ellerinde bilimsel somut bir veri olmadığı için gördüklerini bu şekilde yorumluyorlar. İnsanlar halk arasında da böyle düşünceler yer etmeye başlıyor. Ancak günümüzde bilimle evrim teorisinin bize kazandırdığı en temel şey bunun tamamen yanlış olduğu. İnsanın sadece şempanzelerle falan değil bütün canlılarla her bir türün
şimdiye kadar yaşamış, yaşayan ve yaşayacak bütün türlerle akraba olduğunu göstermesi. Bu gerçekten inanılmaz bir yaşam görüşü. Yani hani bazı insanlar da böyledir. Her bilimsel şeyin arkasında bir de felsefi bir boyut arar. Evrim teorisinde bu çok sağlam var. Ben çok sevmesem de çok üzerinde durmayı. Yani ciddi bir yaşam görüşü yaratıyor aslında evrim teorisi insanın hayata bakışı açısından. Kanıt arayan biri, şüpheci olan biri, şüphe duyan biri, kendisini kandırmaya çalışanlara karşı doğuştan ya da baştan bir savunmaya sahip. Eğer ki bir insan kendisine söylenenden şüphe duyuyorsa, zaten baştan bu tip yaklaşan insanlardan otomatik olarak uzak durabilecektir. Bu açıdan çok şey kazandırır. Şüpheci olmak lazım, her söylenene şüpheyle yaklaşmak ve birçok kaynaktan araştırmak lazım. Bu sayede bir mekanizmayla çok kolaylıkla paranızı ve zamanınızı çalan insanlardan kurtulabilirsiniz açıkçası. O yüzden çok önemli bence.